Selam dostlar. Bugün Rusya ile devam ediyoruz. Asimile etmemiz gereken toprak yok ama yine de yolluyor. Neyse. Ben onu hiç takmayacağım. Benim sinirimi bozuyor şu an. Ben buradan Brezilya'ya bir ultimatyum göndersem gelir mi? Brezilya tanımadı bizi. Neyse. Brezilya değil de Meksika. Yok, o da gelmez. Biraz Ukrayna, Avrupa'ya gidelim. Ukrayna bizde arasını kötüleştirmiş diyecektim. Şaşırmıştım, kötüleştirmemiş. Şunu da alalım. Fransa, seni de bir koparalım bakalım oradan. İspanya'yı da aynı şekilde bir alabilir miyiz? Yok, o kadar da şey değil diyor İspanya artık. Amerika Birleşik Devletleri burada Kanada'yı parçalamış. Kanada'yı parçalarsa Amerika Birleşik Devletleri'ni almak çok zor olacak. Bayağı zorlaşır yani. Şöyle ultimatum yolluyorum. Şimdi. Çok felaket bir şekilde ordu basacağım yine. Ama bir dakika. Ordu derken yani nüfus. Şuradan bir tekrar basalım. Buradan bir tekrar basalım. Suudi Arabistan'ın bir kentinde de bayağı bir nüfus olmuş. Oradan da Tripoli, Kuzey Afrika'dan Bağdat, Orta Doğu, Wonsan, Rusya. Aa, bizim yerimiz. Başkentimiz. Şuradan da bir bastık. Şuradan da bir bastık. Artık bir diz çökmeye başlayın. Bu arada gelirimiz 2872 liraya düştü. Artık gelir yani çöp oldu şu an. Diz çökmeyen de yani manyak mı diyeyim artık, ne diyeyim, o derece bir şey olur. Hadi şu ikinciye deneyelim bakalım. Olmadı. Peki. Brezilya'ya deneyelim. Bari. Brezilya gelsin. 162 bin adama geldi yani. Sonunda bir zahmet gelsin. Başka kimi istiyorduk biz? İngiltere. Sen de oyunun üçüncüsün. Sen de gelebilirsin. Şöyle bir hakaret edelim. İngiltere'ye de şöyle yolluyorum. Ultimatum yolladım. Vasallaştır. Efsane. İspanya'yı da güçlü bir ülke. İspanya'yı da şöyle bir vasallaştıralım diyecektim. Gelmedi. Çin bize savaş mı? Yok, Çin yardım istiyordu değil mi? Yok. Gelmeyeceğiz Çin, kusura bakma. Yani İtalya'ya da aramız süpermiş. 2 saat indirmeye uğraştım. İspanya eğer olmayacaksa vasalımız, İtalya sen de seni içinden geçeriz o zaman. Gelin lan buraya. Şöyle içinden geçmesi için adam toplayalım biraz. Evet, o iki bize baş kaldıran Avrupa devletini de halledeceğim. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksınız? Oyunun altıncısına yani Belçika'ya bir yollayalım. Belçika'da bu arada Danimarka'yı da almış. Hatta şu anda savaş devam ediyor. Zaten Fransa'nın en önemli topraklarını alarak Fransa'yı bitirdi burada. Portekiz ne oluyor ya burada? Tamam. Belçika bize itaat etti. Bravo, hata yapmadın. Macaristan'la ittifak oluşturabiliriz şu an ama tabii oluşturmak istemiyorum. Ukrayna ile aramız -14 olmuş. Ukrayna gel bakayım sen de bize. Fazla şımarma orada. %73 olmuş bu arada Polonya ile aramız. Şöyle basıyorum. Yani Avrupa'yı şu ikinci, bak ilk vasal toplamasından sonra 731 eyalet olduk. Bu vasal toplamasından sonra da bayağı uçarız diye düşünüyorum. Evet, 6 ay sonra başlayacak vasalları toplama. Şöyle Almanya'yı da bir yollayalım. Bir tane de vasalı varmış.
İsviçre. Avrupa'nın çoğunu aldık. Tek tek alıyoruz şu an. Bir ülke her zaman mı böyle parça, yani bir yer her zaman böyle parça parça olur ya. İtalya bize boyun eğecek misin artık? Oyun 14.sü. Eğmedin, aferin sana. İspanya oyun 35.sü. Bir zahmet eğer herhalde. Şöyle bak, basıyorum, Portekiz içinden geçmiş. Aynı şekilde Almanya'da. Şöyle bir vasallaştırmaya denesem. Yok, İspanya inatlı gelmiyor. Türkiye ile aramızdaki şey bitti. Şöyle bir ilhak talebi diyelim. Bir el geçti. Cezayir bize savaşı ilan etti. Cezayir ile hemen barışalım. Lütfen kabul et. Bizi uğraştırma adamsın. Hindistan'da şöyle bir ilhak talebi. Hindistan'ı aldık. Evet. 175'e düştü istikrarımız. Abi biz yalnız şu an Çin'i kurtarmış gibi olduk ama Çin'i de alacağız birazdan. Çok yaşamaz o da. İsveç Finlandiya ile savaşıyormuş. Aldık. Asiler beni uğraştırmayın lütfen ya. Bak dede, şunlarla ilgilenir misin? Teşekkür ederim. Şuradan bir Arjantin'e de bir şey yapsak. Hiç uğraşamayacağım asilerle şu an. Bakıyorum. Asiler bir gidin başımdan ya. Ha, bir dakika, burası Hindistan olmuş. Pakistan burada 44 eyaletle hala saldırmaya devam ediyor içine. %98 için insanı yiyeyim. Çin nüfusu insanı biraz garip oldu ama. Hindistan halledecektir o asileri orada. Al sana geçiş izni de vereyim. Şöyle basalım hızlı hızlı. Arjantin'den aldığımız toprakları da. Ay bir dakika. Çek Cumhuriyeti'ni alacağız. Unutmayalım. Şöyle bir ultimatum. Ya Fransa aramız niye iyi ya? Beni uğraştırma. Kötüleştirmekle. Şöyle hızlı bir şekilde ülkeleri alıyorum. Evet, İspanya'ya da bir yandan yardım ettik. Çin'i de artık bir alalım. Evet, şu an istikrarımız berbat. %53'e düştü. Şöyle bir görünüme sahibiz. Peki. İyi. Yunanistan 9 eyaleti. Bunu ne ara vasallaştırdım ben ya? Hiç farkında değilim. Elim falan mı çarptı artık? Şöyle Brezilya'yı da alalım. Önemli olan şey Brezilya gibi ülkeleri almak. Burada Amerika Savaşı'na ne oldu? Amerika hala burada didiniyor. Alaska diye bir devlet çıkmış buradan. Kanadalılara ayaklanmışlar. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi savaşıyor ve dayanıyor mu diyeyim artık. Bayağı iyiler. Panama'dan da şöyle bir istekte bulunacağım. Amerika bir türlü yıkılmadın ya. Şöyle bir İngiltere'ye de yollayalım bakalım. Bayağı üşeneceğiz. Eğer İngiltere'yi de ilhak edersek. Basıyorum. Burayı da ilhak ettik. Bir tane daha bastım. Şöyle bir bayağı bastık. Paramız da var. Diğer şeye, ateşkezler dolana kadar diyecektim, dolmuş. Umarım asiler ulaşamayacağım bir yerde değildir. Tamam, Endonezya'dan rica ederim. Şöyle.
Ukrayna'yı da bir aramızda iyileştirmiş hemen ilhak etmeliyim diye bizi uğraştırıyor ya. Yaptım. Evet. Endonezya'ya da şöyle bir askeri erişim verelim. Polonya'dan da ayrılacağız. O da bizde iyileştirmeye çalışmış biraz. Şöyle basalım. Evet, ikinci vasal ilhakında baya bir başarı aldık. Bu arada Kenya bize savaş ilan etti. Umarım bayrağını yanlış hatırlamamışımdır. Şöyle bakayım. Kenya'ydı o herhalde yani. Malawi'ymiş. Aa, bir dakika. Malawi mi? Kenya ile çok benziyor bayrakları. Kenya nerede? Yok olmuş. Kenya ile çok benzemiyor mu bayrakları ya? Bir dakika, neredeydi bu? Malawi. Değişik ülke. Şurası, bir dakika. Ne diyeyim? Bize savaş ilan etmez herhalde. Bir barış isteyeceğim. Ha, Polonya bu arada. Oo, bizden bayağı birileri ayrıldı. Maalesef. Kötü oldu. Şöyle bir onlara ilhak edelim. Evet, bayağı bir kişiyi alamadık. Bravo bize. Diyecektim ki almışız, ne oluyor anlamadım hiçbir şey. Şöyle çoğalalım bakalım orada. Yine. Aa, Asya'dan gelmemişler bu sefer. Hayret. İspanya benim sayemde burada savaş kazandım. Bana teşekkür et. İlhak etmeseydim bunları Almanlarla Portekizlere yıvarmışlardı seni burada. Şöyle bayağı bir asimile edeceğim. Yine bak, yine geldiler. Neredesiniz bu sefer? Evet, burada bu sefer ben uğraşacağım sizle. Kaç kişisiniz? 7 kişi, bravo. 7 kişiyle hareket edemezsiniz. Şöyle bir dalalım bakalım. Pakistan'la, evet, Pakistan'ın kaç eyaleti var bu arada? Pakistan'la aramızdaki şey bitmiş. Pakistan Çin'le savaşıyor ve nüfusunun %96'sı Çinli ve istikrarı %58. Garip. Orayı da aldık bu arada. Şöyle asimile etmeye devam. Bir dakika, ben bir tekrardan Amerika'ya denesem mi? Asimile şey yapmayı. Almayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçsüzleşmesi yerine daha çok güçlenmesi biraz beni üzdü. Yine kabul etmedi ya. Ben kaç milyon asker çıkarmam lazım bu Amerika'nın bize gelmesi için? Paramız da bitirecek. Neyse, artık bir dahaki şeye diyelim. Dağıtalım orduyu ya. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor adamlar. Üzüldüm. Bir daha orduyu da bir daha zor şey yaparız ama. Evet, şimdi 2 saat bunları dağıtması var bir de tabi. Şunları dağıtalım hemen. Bir dakika, ne oluyor? Şuradaki ordularımızı dağıt. Moskova'yı da dağıtalım. Şu Polonya taraflarına... Ah, tamam. Bunları hemen dağıtarız. Şu askerlere bakar mısınız ya? Bunları çöpe attığıma inanamıyorum. Bakın, buranın nüfusu kaç olacak bak. 12.000. 12.695 değil mi? Bakın şimdi. Ne yapacağım orada? Toplansın bütün adamlarımız. 12.295. Şöyle artık bir toplansanız. Hızlı bir şekilde.
Aa, ben ikman şeyi çıkartabilirim. Evet. Onları dağıtmama gerek yok. Polonya taraflarındakilerini. Bu kadar bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Şuraya bakar mısınız? Kaç kişi geliyor? Şimdi buraya bir çiftlik, bir atölye, bir kütüphane. Şu an bunları boş boşuna yapıyorum ama. Şunları bir yapalım bakalım. Bir tane daha çiftlik. Bir tane daha çiftlik. Çiftlik büyüme oranını şey yapıyor bu arada. Evet, hiçbir değişim olmadı nüfusta. Garip. Dağıtmadığım için çünkü. Dağıtsaydım artardı bayağı. Finlandiya bizimle arası bayağı kötü. Vasallaştıralım. Kötü olmasın artık. Pakistan doğduğundan beri burada savaşıyor ya. Ezelden beri Çin'le savaşıyor. Bir dakika şimdi. Bizim askerlerimiz ne kadar yiyor parayı? 26 bin. Ben bunu istiyor muyum diye soracak olursanız 70 bin askerim maalesef hayır. Sizi dağıtmak zorundayım. Bu kadar da ikman şeyi çıkardık ama. Şunları da şey yapalım. Şu 5000'li askerleri de. Gelire bastım yanlışlıkla. Çok büyük bir ülkeyseniz gelire basarsanız oyununuz neredeyse çökecek dereceye geliyor. Umarım çökmez. Lütfen. Çökme. Hayır. Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.